Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Programımız hem YouTube kanalımızdan hem de efendim sanal medya, Facebook'tan, Twitter'dan sizlere ulaşıyor. Seyredebilirsiniz. YUHAK Derneği'ne üye olabilirsiniz, abone olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz. Kombassan, Yimpaş meselesi gibi önemli konularda ve Avrupalı Türkleri ilgilendiren diğer meselelerde orada efendim Sayın İsmail, Engin İsmail Köse diyelim. Değerli avukatımız bilgi verir diye tahmin ediyorum. Yani oradaki insanlar size mutlaka soruyorlardır. YouTube'da sorular var. YouTube'dan izleyen seyircilerimiz 2017'de diyor döndüm Avrupa'dan 32 bin mark benim var Yimpaş'ta diyor vatandaş mesela. Sayın avukatım. Sahipsiz kaldı kulasa kelam demiş. Burada yabancı öz vatanında Almancıyız diyor insanlar. İnsanlar yani sitem var, sitem. Benim hakkımı savunmayan vekili niye seçeyim diyenler var. Yimbaş battı diyorlardı, batmadı mı diye soranlar var. Vatandaşlar soruyorlar bunları, ben sormuyorum. Yimbaş'ın mal varlığı var mı diye soran sevgili seyircilerimiz var. Kul hakkı diye bir şeyden haberleri yok. Allah Allah diyerek bizi soydular, milleti soydular diyenler var. Efendim Yimbaş'ın kaç ortağı var diyenler var, var, var. Yani sorular geliyor hem YouTube sayfamızdan hem sanal medyadan. Yimbaş meselesinde kalmıştık ya, isterseniz onu biraz devam ettirelim. Merak edilen konularla ilgili sevgili seyircilerimizi. Daha sonra Kombasan meselesine, işte bu Takas Bank meselesine, o toplanan şeylerin tahvillerle ilgili mevzulara girelim ki insanlar biraz bilgilensinler, bilgileri olsun bu konuda. Yimbaş'tan başlayalım isterseniz. Buyurun. Bizim buradaki bu yayınları yapmamızdaki temel amaç zaten insanları doğru bilgilendirmek olabildiğince. Evet. Çünkü maalesef çok kötü niyetli, geçen yayında biraz da sinirlenerek bahsetmiştim. Çok kötü niyetli, utanarak söylüyorum. Aralarında meslektaşlarımın da olduğunu gördüm maalesef. Bu nedenle doğru bilgilendirmek amacıyla da özellikle bu programda bulunuyorum. Şimdi Yimbaş battı mı? Bu çok güzel bir soru. Bu soruyu Yimbaş battı kelimesini en çok seven insan da Dursun Uyar ve yönetim kurulundaki arkadaşları. Çünkü onlar battı bilinmeyi çok istiyorlar. Şimdi Yimbaş'ın burada adını zikretmeyeceğim ama bir çok bilin su markası var. Hatta aynı kaynaktan Hendek'te eski Kombassan Beran'ın da suyu var. Başka şirketlerin de oradaki su sizin üstüne bu şirket Yimbaş'a aittir yazısını sildirmişler. Eskiden yazardı. Oradaki yazıyı bile sildirmişler. Yimbaş battı bilinmek istiyor diyebiliriz. Şimdi Yimbaş dediğiniz tek bir şirket değil ki. Yimbaş dediğiniz şirketin bilançosunu şeylerini elinize aldığınızda ne bileyim tapu kayıtlarına baktığınız zaman üstündeki hacizleri görünce işte sattığı malları filan görünce ya bu şirket batmasa da tamam şeyi de biliyorum. Mesela elinizde şey olsa dahi kesinleşmiş mahkeme kararı ellerinde olup hala icrada parasını almaya çalışan Yimbaş sedeler de var. Ama ve lakin bu şirket, meclisteki alınan yasalaşmadan sonra alamıyorlar değil mi? Aslına bakarsanız meclisteki yasa tarif edildiği şekliyle İttifak Holding, Yimbaş ve şey için geçerliydi. Kombassan yani Bera için geçerliydi. Ama hem benim doğrudan davam olmadığı için dolaylı bir bilgim var. Hem Yimbaş tarafı hem de mahkemeler ya bu kanun Yimbaş'a da geçmiyor mu? Evet. Neden geçmiyor şeklinde itirazda da bulunmuşlar. Evet. Şimdi o kanundaki tarif çünkü belli bir tarihten önce halka açılmak için başvuranların, halka açık ortaklıklar için onların öyle bir başvurusu olmadığı için benim görüşümce onlar için uygulanmaması gerekiyordu. Ama hukuki tarafına baktığınız zaman onlara da uygulanması gerektiği yönünde iddia ediliyor. Öteki taraftan da başka şeyler de var. Zaman aşımı gibi artık yeniden gündeme gelir mi? Yargıtay 11. Hukuk Dairesi eskisi gibi kararlar verir mi gibi başka sorunlar da var. Şimdi işte Yimbaş battı mı meselesi, Yimbaş batmadı, Yimbaş duruyor. Ama altındaki şirketler
ile çalışıyor. Batmasını da istemiyoruz zaten. Batmasın, milletin parasını ödesine batmasın zaten. Tabii ki millet, ama şimdi oradaki şunu söyleyebilirim kabaca. Ben yola çıkarken de söyledim. WhatsApp gruplarına eklediler beni. Avukat Bey, sen ne düşünüyorsun diye. Kimseye hayal satmayalım. Yani bu şirketi anında herkesin parasını ödeyecek şekilde getiremem. Ama bu şirketin havuzun altındaki deliği kapatmanın yolu, bu şirketi holding mağdurlarının çıkarları için yönetecek, çalışacak hale getirmektir. Bu şirketin holding yani impas edeler lehine çalışmasının önündeki engel nedir? Engel bu şirketin ta paranın ilk toplandığı günden, 1988 mi kuruluşu? Öyle bir şeydi galiba. Evet. O günden beri değişmeyen midir? Bakın orada çok büyük bir farklılık var şeyle. Bera Holding ile Yimpaş arasında. Bera Holding'i yönetenler parayı toplayanlar değil bugün. Ama Yimpaş'ın başında, kuruluşunda kim varsa hala o var. Ha, şimdi ben haber alıyorum. Damadı biraz daha etkin bir pozisyona geçmiş herhalde. Yani fiiliyattaki yönetimden bahsediyorum. Bir miras bırakacak kadar sahiplenmiş demek ki. Kimin parasını? Bizim. Evet. Miras bırakacak kadar sahiplenmiş. Yani burada ki Yimpaş zedelerin yapması gerekecek şey, önce kardeşim bu şirketi sen bizim paramızla kurdun. Bu şirketin artık bu zamana kadar rengini belli etmiş. Herhalde etmiştir herhalde, değil mi? Yani evet. İkna olmuşlardır artık herhalde. Hangi niyette olduğu. Bu şirketi bir bırak da biz yönetelim diyecekler. Ondan sonra da aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarif edildiği yolla, bu şirket aslına bakarsanız hukuken halka açık şirketleri zaten, 250'den fazla ortağı olduğu. Yasal olarak mümkün mü Sayın Köse? Yasal olarak bunu yapmak mümkün. Tabii ki mümkün ve hakları hep söylüyorum. Temel hakları budur. Çok da zor bir şey değil. Diyorlar ki 151 gerekiyor, 151 falan değil. Ne gerekiyor biliyor musunuz? İnanç gerekiyor, sahiplenmek gerekiyor. Yimpaş dediler, paralarını ya kurulan şirkete sahip çıkacaklar. Diyecekler ki bu şirket sizin değil, bizim. Gerçekten de öyle zaten. Ondan sonra da işte şey diye bakılmayacak olaya artık. Bu işi çözerse Sayın Cumhurbaşkanımız çözer. Ama şu, ya biz bu işi çözmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize destek olur musunuz diye gitmek var. Bu işi çöz diye gitmek var. Belki siyasiler de destek olur. Ben inanıyorum. Ben çok inanıyorum. Çünkü öteki taraftan da iktidarın da bir baş ağrısını ortadan kaldıracaksınız. İnsanlar çözüm yaratan insanları severler. Biz onlara organize bir şekilde, bilinçli bir şekilde hem bakın şimdi biz mali müşavirlerle çalışmayı düşünüyoruz. Sermaye piyasası konusunda uzman kişilerle çalışmayı düşünüyoruz. Ve ben inanmadığım işi yapmam zaten. Bana o zaman sorduklarında önce bir resmi doğru çekelim. Bir ekonomik analizini yapalım, hukuki analizini yapalım. Şu an pozisyonumuz budur Yimpaş'ta. Evet. Ben ama kabaca söyleyebilirim, bu olabilir. Bu resmi doğru çekmemiz lazım. Öteki taraftan mal varlığı yok, battı. Alakası yok. Ama gerçeği de söylüyorum. Bütün işte ben bu şirketin anahtarını aldım, hepsini dağıtıyorum deseniz, bu sefer yine zararlı çıkarsınız. O da imkansız. O zaman ne yapılması gerekiyor? Bu şirketin doğru yönetilmeye başlanması. Ve bakın çok güzel bir örnek var. O zaman şey yapmıştım, inanmamıştım açıkçası ama yine aşağı yukarı oran söyleyince de kızan arkadaşlarım oldu. Bir oran söyleyemem ama belli bir ölçüde, belli bir şekilde mağduriyetin giderilebileceği bir yol ortaya çıktı. Bu nedir? Halka açık şirket borsada işlem görecek hale gelecek. O zaman daha denetlenebilecek ki o yüzden istemiyor zaten. Yani Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerle kapalı kutu şirketler arasında dağlar kadar fark var. Bir konsolide bilançosu, yani çıt çıksa haberiniz oluyor. Denetlenmesi farklı, kuralları farklı. Bu pozisyonda yönetilecek. Olması gerektiği gibi olacak. Bakın bu şirketler Türkiye'de yanlış bilmiyorsam en çok ortağı olan iki şirket. Bunlardan daha fazla ortak sahibi, ortak sayısı olarak yok. Bu şirketlerin en doğal, hukuken de doğal yaşayabilecekleri yerin zaten Borsa İstanbul olması gerekiyor.
Bunun sağlanması, bu şirketin doğru yönetilmesi sonucunda bir gün bu şekilde mağduriyetin ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Tek yol da budur bence. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu İttifak Holding'den bahsettik. İttifak Holding bildiğim kadarıyla Türkiye Süper Ligi'nde bir takımın da ana sponsorluğunu yapıyor. Öyle değil mi? Evet. Kimin parasıyla yapıyor? Milletin, yani milletin parasını bir takıma... ya milletin parasını verin bari. Peyderperde olsa, az az da olsa. Yani bu insanlar haklarını... Sayın Köse, nasıl alacaklar? Nasıl verdikleri paraları efendim tahsil edecekler? Veya bu kendi verdikleri paralarla kurulan şirketlere efendim söz hakkını nasıl elde edecekler? Bunun hukuki bir yolu, efendim bir uzantısı, bir çaresi var mı? Sorulan sorular da bunlar zaten. Ne yapacağız, ne edeceğiz, neler yapmamız lazım? Efendim bu konuda bize kim ön ayak olacak? Ne yapılması lazım? Bunları soruyorlar. Yani buradaki yapması gereken ortakların birlikte hareket etmesi ve organize olması. Yani ben üzülerek de şahit oluyorum. Daha dün akşam gördüm. WhatsApp grubunda hemen siyasi şeylere çok basit bir şekilde ayrılıklara düşüyorlar. Bunlardan vazgeçecekler. Amaç ne? Amaç özünde bu mağduriyeti ortadan kaldırmak. Evet. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmanın formülü de bu saatten sonra bu. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bir araya geleceksiniz, organize olacaksınız ve bilinçli şekilde yapacaksınız. Ben bir tane video izledim. Bir zamanlar İmpaş'ın bir genel kurulunda herkes bağırıyor, paramızı verin. Ya şöyle bir şey var. İmpaş yönetim kurulu üyeleri biz sizin paranızı veriyoruz deseler de veremezler. Çünkü ya yapamazlar. Hukuki yani mümkün değil. O sermayeyi geri dağıtamazlar. Çünkü yani yapsa Kombasan yapar değil mi? Yapsa Kombasan veya şu andaki Bera yapar, yapsa yapabilse değil mi yani sonuçta? Yani evet, Türk Ticaret Kanunu'na göre de zaten ortağın koyduğu sermaye geri isteme hakkı yok. Evet. Başından beri söylüyorum, davalar nasıl kazanıldı, davaların kazanılmasını sağlayan hukuki temel nedir? Ortak olmadıklarının ispatıdır. Ha belki Almanya'daki davalar haksız fiil üstünden verilmiş kararlar. Onların hukuki nitelemesi biraz daha farklı olabilir ama Türkiye'deki davaların bu 2016 yılında Yargıtay'ın tamamen artık tamam evet mağdurlar haklı diye karar verdiği davaların özündeki temel hukuki dayanak ortak olmadıklarının tespiti üzerine kurulmuştur. Yani İmpaş Genel Kurulu'na gidip de ya da İmpaş'ın kapısını çalıp da şimdi şöyle bir espri anlatayım size. Ben sürekli eski yani 2008'den işte 2016'ya kadar Yozgat'a da çok sık gittim. Başka işlemler vardı. Bütün fabrikalarını biliyorum. Haliyle onlarla da görüşüyoruz. Orada bir haciz esnasında demişler ki biz yaz geldiği zaman kapıları kapatıyoruz. Şimdi yazın Kayseri'ye, Yozgat'a, Sivas'a şeyler gelince İmpaş dediler. Haliyle bir şirkete uğruyorlar. Şirkete gidip de parayı istediğin zaman verebilecek durum yok hukuki. Ya bir çay veriyorlarmış, bir de bisküvi kendi malınız gibi yiyin için diyorlarmış gelenlere. Evet, geçen Kayseri'deki fabrikadaki bisküvi hikayesi. Bisküvisini bile veremezler aslında yani. Burada yani buradaki talebin doğru olması lazım. Talebin doğru ve haklı olmasının yolu da bu şirketin yönetiminin gerçek sahipleri tarafından ele alınıp bunların organize bir şekliyle aralarındaki temsilcilerle beraber, temsilcilerin arasından bu şirketi yönetebilecek kabiliyetteki insanlardan oluşacak bir alternatif yönetim kurulunun arkasındaki oy desteğiyle o genel kurulda hukuken hakkı olduğu şekliyle ve gayet hukuki temeli olarak gidecek, genel kurula girecek, diyecek ki kardeşim biz yöneteceğiz artık, kusura bakmayın. Ondan sonra da bu şirket holding İmpaş'lar lehine yönetilecek, güçlenecek, ona mal varlığını korumak zorunda tekrardan bütün ortaklarının bu mağduriyetini gidermek için ve en güzel yolu, en iyi yolu da bunun bana kalırsa halka arz edilmesi gerekiyor. Ama tabii ki bunlar hep aşama aşama. Şimdi pazartesiden perşembeye konuşmanın da çok mümkünü de yok açıkçası. Evet. Yani burada ilk yapılması gereken bir araya gelmek. Önce bir araya gelecekler.
Şimdi bu Kombasa meselesine girelim biraz. İsterseniz Yinbaş'la ilgili sorular gelirse o konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. Tabii Kombasan meselesini sayın siz söyleyin. Ali Rıza Alaboy'un mecliste gitti. Efendim sayın o zamanki Maliye Bakanı'yla da görüştü falan filan. Efendim işte ben bunu yasadan geçirdim. İşte Kombasan'ı koruyorum. Önemli büyük bir şirket. Bu şirketin Türkiye için önemi büyük. O yüzden de bu milletin hakkının gasp edilerek bir yasa çıkarıldı. Yani torba yasasının içerisinde bu işler çıkarıldı. Neye bundan sonra ne yapmaları lazım? Bir ortada bir şeyler var, tahviller var, hisse senetleri var. Bu hisse senetleri toplayanmak isteyenler var. Bunlarla ilgili nedir? Yani normal değeri nedir hisse senetlerinin? Bunlar piyasadaki aldığımız bilgilere göre bunları daha da kelepir fiyata vatandaşlardan toplamak isteyenler var. Ne diyeceksiniz bu hususta? Şimdi şöyle başlayalım. Bir kere şu bilgiyi bizde bir ağız alışkanlığı olmuş. Eskiden ben de hala Kombasan diyorum. Ben de alışamadım. Kusura bakmasınlar. 2016'da şirketin adını değiştirdiler ama şirketin adını değiştirmek de bir şey olmuyor. Evet. Kendi ellerindeki bir markaydı. Turizm sektöründe kullandıkları Bera. Bu Bera kelimesi Kombasan'ın eski geçmişini gömmek için özenle seçildi ve değiştirildi. Çünkü 2016 yılında artık daha farklı bir şirket olmaya karar verdiler. Şu an hiç bizim bildiğimiz şeyleri bilmeyen bir insan açsa baksa Amerikalı fonların büyük %10'dan fazlaydı en son baktığımda. Ortağı oldu. Hı hı. Yaklaşık olarak piyasa değeri $900 milyon fazla olan en büyük sanayi kuruluşlarında 5 tane şirketi olan çok 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 iyi bir şirkettir aslında Bera Holding. Bizim bildiğimiz Kombasan'da bu aynı. Şimdi peki insanların ellerinde ne var? İnsanların ellerinde 3 çeşit hisse senedi var. Bunlar Kombasan İnşaat, Kombasan Holding ve Kombasan Holdings S.A. Yani Lüksemburg'daki şirket. 3 tip hisse senedinden 2 tanesi Kombasan İnşaat Tarım ve Kombasan Holding A.Ş. hisseleri. Şimdi bunu uzun uzun anlatırım. Kombasan İnşaat ve Kombasan Holding önce birleşiyor. O birleşmeden sonra yine bir ünvan değişikliği. Her neyse 2012'de Kombasan Holding A.Ş. olarak Kompl'ydi o zaman. Borsadaki simgesi de şey yaptı, borsaya girdi. Borsaya girdikten sonra da sürekli olarak kaydileştiriliyor hisseleri. Şu an en son baktığımda %56, %57 civarındaydı. Bunlar ne demek? Şimdi bunları açıklayalım tek tek. Hı hı. Normal borsada işlem görmeyen şirketler hisse senedi bastırabilirler. Ki, bakın o eski geçmişi çok hukuk dışıdır. Ama olayın özü şu, insanların ellerinde hisse senetleri var. İnsanlar baktıkları zaman, ben renklerini de söyleyeyim, pembe, sarı, mavi, lacivert, enderliler de mavi olanlardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam 500-300. Bu şekilde hisse senetleri var. Bu hisse senetlerinin ekonomik bir karşılığı var Türkiye'de. Bu ekonomik karşılık nedir? Örnek verelim, bir elinde kasasında 500 Kombasan Holding anonim şirket hisse senedi olan insanın elindeki kağıdın karşılığı bunun 8 katı 4000 hisse senedidir Bera Holding. Bugün borsada işlem gören Bera Holding hissesinin 4000 adedi var demek. Bu ne demek? Elinizde bu şekilde hisse senedi varsa bunu belli bir şekilde işlemden geçirip, hukuki bir işlemden geçirip buna kaydileştirme diyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank üzerinden borsada işlem görmeye, yani istediğiniz anda paraya çevirme hakkına sahipsiniz. Evet. Peki bu hisse senedi bu kadar bela bir şey mi? Hemen paraya çevirip kurtulacak? Hayır. Tekrar hatırlatıyorum size. Bu sizin emeklerinizle kurulan, ben bir Türk vatandaşı olarak size Allah razı olsun diyorum. Birçok insana ekmek veriyor. Hep de söylüyor ya Rıza Bey.
Benim kaç tane işçim var kardeşim? Bu şirketi Senin bırakıp da ne değil, senin yapacaksınız nereden diye. senin işçin var ya? Senin nereden işçin arkadaş ya? Adam kendi kuru, yani Avrupalı Türklerin parasıyla, birikimleriyle kurulmuş bir şirket. Senin nereden şirketin oluyor arkadaş ya? Bu şekilde büyük bir şirketin ortağısınız. Yani bunu paraya da çevirebilirsiniz. Bakın, kaydireştirmek yine sizin bileceğinizi. Hukuken eskiden yani detaylı anlatıyorum ki anlaşılsın. Çünkü eskiden böyle bir bilgi vardı ve bu bilgi doğruydu, biliyor musunuz? Gerçekten 2019'a kadar kaydileştirmediğiniz zaman yok olacaktı bu hak, ama Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. O hisseler, biraz önce saydığım mor, sarı, mavi hisseler kasanızda şu an durabilirler. Ama şeyi bilemem. Yarın bir gün nasıl bir yasal değişiklik olur bilemem. Hatta yine yanlış, buradan yanlış bilgi vermek istemiyorum ama kaydileştirilmemenin bir idari para cezası olduğu yönünde bir şeyi de duydum. Hani bu ne kadar geçerlidir bilmiyorum. Yani bu hisseler elinizde şu an durabilir. Bunlar bir değerdir. Yok olmadılar bunlar. Ama borsaya kaydileştirdikten sonra satmak zorunda değilsin o fiyattan. Ben en çok bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu elinizden çıkartılacak bir el bombası değil. Burada yapılması gereken doğru hareket, nasıl bir zamanında ortak olmadığınızı, paranızı istemek için mahkeme koridorlarında bize elinizi uzattınız, biz de elinizden tuttuk profesyoneller olarak, avukatlar olarak. Bugün de yapmanız gereken şey elinizdeki bu menkul değerin, hisse senedinin doğru yönetilip bu içinde bulunduğunuz mağduriyetin, ki çok çok acı hikayeler barındıran ve hiçbir zaman hiçbir şekilde o hisse isterse Türkiye'nin en değerli şirketi olsun yine de geri ödenemeyecek bir mağduriyettir bu. Ama en azından ekonomik olarak onu doğru yönettirerek bu şeyden kurtulabilirsiniz. Ben müvekkillerime bu şekilde tavsiye ediyorum. Diyorum ki bakın, artık yeni bir yoldasınız. Bunu yapmak istiyorsanız, ki genelde müvekkillerimden bana talep geliyor. Şey yap, bu şekilde işlem yapabilir miyiz? Bunu yapmak istiyorsanız yine profesyonellerle çalışın ve bu mağduriyeti azaltın. Buradaki en temel noktam ne biliyor musunuz? Almanya'daki, ben bu telefonlarda insanlarla konuşurken duyduğum için yani söyleme ihtiyacı hissediyorum. Almanya'da çok zor şartlar altında, Gelsenkirchen'de madenlerde çok kötü durumda, fabrikalarda çok zor şartlar altında kazanılarak senelerce biriktirilen paralarınızın üstüne kurulan şirket yarın bir gün Amerika'daki fonlara kâr payı dağıtacak. Bu sizin hakkınız. Evet. Bu şirket sizin. Öteki tarafta önümüzdeki yaz, ya Mayıs'ta herhalde, hatta yaza bile kalmayacak, Mayıs olması lazım. Genel kurul var. Burada artık yapılması gereken, en azından holding mağdurlarından bu insanların içinden de seçilecek bir ya da iki kişinin de yönetim kurulunda temsil edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani bu mağduriyet olarak bakmayın. Belki de ekonomik olarak çok daha karlı çıkabilirsiniz. Ve hakkınızdır bu sizin. Bu Evet. en önce sizin hakkınız. Bu Amerika'daki, Philadelphia'daki itfaiyecilerin, bu da rastgele söylenmiş bir örnek değil. Philadelphia mıydı, Pensilvanya mıydı tam hatırlamıyorum. O fonlardan bir tanesinin ismi bu. Onların hakkı değil, bu sizin hakkınız. Bu şirketi senelerce kahrını çeken sizsiniz. Senelerce sizin üstünüzde, sizin emeklerinizde toplanmış paralarla kurulmuş bir şirket. Ve bugün bu şirketin hisselerini satıp bıraktığınız zaman karlı duruma geçmeyeceksiniz. Ha, şimdi öteki taraftan o şeyi bilemem, perspektifi bilemem. Bakın, pazar akşamı Türkiye'de bir dolar şeyinde müthiş bir şey oldu. Artış oldu. Onun borsaya etkileri oldu. Ha, Bera Holding yalnız değil burada. Borsadaki bütün hisseler için geçerli. Ekonomik olarak, yani ne bir yatırım uzmanıyım, ne bir ekonomik bilgilerim de çok iyi. Yani bu konularla ilgili bilgilerim de çok iyi zaten. Kendi müvekkillerim de bunu bilen adamlara yönlendiriyorum. Yarın bir gün şeyi bilemem, olacağı bilemem. Ama gösterge şu, yani
iyi bir şirket iyi yönetilir, iyi yönetilmeye devam ederse bir şey de çıkmazsa, ekstra bir durum ortaya çıkmazsa ve doğru hareket ederlerse bu işten olabildiğince karlı çıkabilirler. Çünkü bunu neden söylüyorum sürekli? Buradaki hareket tarzı bu şekilde takip ediyoruz. Hemen borsaya giriyorlar. Borsaya girdikten sonra yeter lanet olsun 20 sene oldu 30 sene oldu deyip satıp kurtulmaya çalışıyorlar. Ben bunun çok da doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki kendileri bilirler. Bir yatırım tavsiyesi vermem falan da kendi pozisyonum itibariyle imkansız. Çünkü alanımda değil artı yatırım tavsiyesi vermek zaten yasak. Peki sayın avukatım, bu mahkeme kararları var. Mahkemeyi kazananlar var. Yani vardı, Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay'ın onayını bekliyordu. Mahkemeyi kazananlar. Bu yasayla birlikte, meclisten çıkan yasayla birlikte bu vatandaşların durumu ne oldu? Merak edilenlerden bir tanesi. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nden mecliste alınan kararın dönmesini mi bekleyecekler? Nedir bu vatandaşların durumu? Oradaki kanun maddesi zaten derdest olan yani hali hazırda açık olan kan davaları da yaklaşık olarak 3200-3300'dü galiba yanlış hatırlamıyorsam davaları da sonlandırdığı için dava önünde olan mahkemeler bu Yargıtay ise Yargıtay, Konya'daki Asliyet Ticaret Mahkemesi ise o, İstinaf Mahkemesi ise o kanunu uyguladı. Kanundaki tarif edilen şekilde de karar vermeye yer olmadığı şeklinde bir hüküm kurdular. Oradaki işte yargılama giderleri holdingin üstüne yani kanundaki madde neyse onu uyguladılar. Şimdi ama bir taraftan da 6 Ocak sanırım CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı için kanun Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Onun da süreci tam olarak bilemeyeceğim ama yani hala raportör hakimin raporunu yazması bekleniyor. Çünkü biz hep kendi tarafımızdan bakıyoruz ama dijital vergilendirme kanununun yine yanlış hatırlamıyorsam 7'den fazla maddesinin anayasaya aykırılığı ile ilgili bir başvuru olduğu için CHP tarafından yapılan çok da geniş kapsamlı bir incelemeye tabi tutuluyor. Buna göre Anayasa Mahkemesi nasıl karar verirse o şekilde ama her dava da kendi özünde ayrıdır. Bakın hani konuşurken herkes için aynı konuşmak çok zor. Belki de bizi şey yapıyorlar. Hukukçular için hep söylenir bu laf. Hani çok herkesin anlayabileceği dilden konuşmuyorlar, karıştırıyorlar diye ama gerçekten de öyle. Bu kadar basit. Her dava için ayrı ayrı incelemek gerekir. Her davada farklı sonuçlar doğurabilir. Ona göre bakılacak ama kabaca bu şekilde Anayasa Mahkemesi'nin önünde şey yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek? Ona göre tekrardan bak incelemek gerekir tabii ki. Sizce ne olabilir bir hukukçu gözüyle bu alınan anayasa, mecliste yasalaşan kanuna aykırı olan veya adalete aykırı olan diyelim, adaletsiz bir şekilde alınan, yasalaşan bu karar Anayasa Mahkemesi'nden bir hukukçu gözüyle soruyorum size. Normalde dönmesi mi lazım? Yani ben bazen böyle sert konuşuyorum galiba ama Anayasa Mahkemesi bu kanunu anayasaya aykırı bulmayacaksa sizin kapısına kilit vursun. O kadar söyleyebilirim yani. Bu kadar adaletsiz Çok bir... çok anayasaya o kadar aykırı bir kanun ki bakın öyle bir tarif yapmışlar ki adını yazmaya utandıkları için ben hep espri olarak şey söylüyorum. Bu kanun 41. madde. Bir madde kaydırsalarmış 42 Konya'nın plakası tam olacakmış yani. Bir onu yapmadıkları kaldı çünkü. Yani o kadar adrese teslim yasa teklifi diye medyaya çıkmıştı. O kadar adrese teslimdi ki öyle bir tarif yapmışlar ki doğrudan bu şey 3 tane şirketi tarif ediyor. Anayasaya göre zaten belli kanunlar genel olur. Belli bir zümre için özel kanun yapamazsınız. Buradan aykırı. Hukuk devletine aykırı. Ama benim için en çok acıtan tarafı ne diyor? Ne biliyor musunuz? Bu şekilde meclisin bir sanki bir şirketin şey gibi yani şirket için bir gece çalıştırılması sonucunda birkaç şirket için bir gece çalıştırılması sonucunda ortada doğan problem aslında şudur. Bu ülkenin ekonomik güvenliğine zarar verilmiştir. Almanya'daki, Amerika'daki, Japonya'daki herhangi bir şirket yöneticisi
ya şu Türkiye'deki hukuki durumla alakalı bir rapor verin dediği kısmında oradaki bir danışmanın şu kanun maddesinden bahsettiği anı düşünebiliyor musunuz? En büyük zarar yani bir tane şirketin birkaç bir şeyin hadi diyelim ki en iyi niyetle Türkiye'deki bir ekonomik varlığın korunması için bile böyle bir yola girilmemesi gerekiyordu. Buyurun. Bir reklam arası vereyim mi? Verelim, dinlendirelim sizi. Evet sevgili seyirciler, bir reklam aramız var ama reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.